Arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Bugün gelincik çiçeğinin yapımıyla karşınızdayım. Çok çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir çiçek. Böyle farklı çeşitlerde yapmaya çalıştım. Bazılarının tomurcuklarını daha küçük, daha büyük, bazılarınınkini daha uzun şeklinde. Daha sonra da bu saksıya onu monte etmeyi düşünüyorum. Belki saksıya monte videosu da, belki short video, belki normal video şeklinde düşüneceğim. Şimdi bu çiçeğin yapımını sizinle beraber paylaşacağız. Nelere ihtiyacımız var? Ben kırmızıyı özellikle böyle canlı bir kırmızıyı tercih ettim. Ama biliyorsunuz bunun farklı renk tonları var. Sarısı var, turuncusu var. Artık siz hangisini tercih ederseniz. Yaprakları için yeşil. Tohum kısmı için siyah ve kenarları için de sarı. Sarıya çok ihtiyacımız yok. O yüzden bu artan ipim yetecektir. Bir tane çöp şiş. Bir dikiş iğnesi, kalın rahat dikebileceğiniz 2,5 numara tığım var, makasım, yapıştırıcım ve tellerim. Tellerle alakalı şunu söyleyeyim, ben bunun bir tık daha kalını olsa bu kadar uzun kesmenize gerek kalmaz. Ben bunu ikiye katlayarak kullanacağım çünkü benim tığım biraz telim biraz ince. Elinizde daha kalın varsa onu kullanmanızı tercih ederim. Bu durumda da bunun yarısını kullanmış olursunuz. Şu an bunun yani göz kararı da uzatabilirsiniz. Tohumun yani şuradaki şu sapa uzaklığını ayarlayacaksınız. Yani şurada şuraya kadar olan kısım. Dolayısıyla uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada ben bugün sadece bir tane tomurcuk değil de bir de minik açmamış tomurcuk eklemeyi düşündüğüm için 3 ayrı tel koydum. Şimdi bunları kenara çekiyorum ve örmeye başlıyoruz. Önce şu siyah kısımlarını örmeden başlayacağım arkadaşlar. O yüzden siyah ipimi alıyorum. İsterseniz sihirli halka yapın, isterseniz zincirle yapın. Başlayalım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. İlk başlangıç yerime kaydırarak küçük bir halka elde ediyorum. Bu küçük halkaya bir zincir çekerek buraya sık iğneler yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilk zincir çektiğim yerin tepesine kaydırma yapıyorum ve kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum yine. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir sonrakinin üzerine 1, 2. 2 tane batıyorum. Bundan sonraki 6 tane yapmıştık. Bu 6 taneyi 12'ye çıkaracağız arkadaşlar. Her bir sık iğnenin üzerine 2 tane olacak şekilde. Bunu 12'ye çıkarıyoruz. Hemen yapıyorum. 12 olacak şekilde. Evet, sonuncusuna geldim. Şimdi şurada ilk başlangıç yaptığımız yere yine kaydırma yapıyorum ve tamamlamış oluyorum. Şimdi bunu bakın şurada hemen çiçek üzerinde gösteriyorum size. Bakın bu büyüklük yeterli bunun için. Ama daha şöyle yapısı böyle ortası bombeli dursun isterseniz şimdi benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Her birisine artırma yapmadan sık iğne yapıyoruz. Böyle de bıraksanız olurdu yani. Onu demek istedim biraz önce. Şimdi her birinin üzerine bakın hemen ne yaptı? Birazcık topladı. Geniş duruyordu, düz duruyordu. Şu an biraz onu toplamış oldu. Her birinin üzerine sık iğne yaparak ilerliyorum ve son kısma geldim. Buraya kaydırma yapıyorum ve kesiyorum. Yani artış olmadı. 12 taneydi. Sık iğnelerimiz yine 12 tane. Ben bu ipi içeri çekmek istiyorum. Şöyle içine doğru. Şimdi sarıyı yapacağız arkadaşlar. Siyahla işimiz bitti. Bu kadardı. Bunun aynısından bir tane de alt kısmını öreceğiz ama orasını yeşil öreceğiz. O yüzden siyahı bıraktık. Şimdi sarıyı aldım. Daha farklı tonda sarı da deneyebilirsiniz ama
Siyah ve kırmızıyla bu canlı sarı daha iyi durdu bence. O yüzden ben bunu deniyorum. Şu ipimi hemen şuradan önüme alıyorum. Şimdi aynı şekilde 12 idi. Yine 12 tane batıyorum. Bakın. On iki tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Sonra bunların içerisine dolgu malzemesi için söylemeyi unuttum. İçine çok az da olsa böyle boncuk elyafınız varsa kullanabilirsiniz. Artan iplerinizden kullanabilirsiniz. Ben artan iplerden koyuyorum. Daha önce kestiğim ipler var. Yani hem onlar yazık olmuyor, israf olmuyor. Hem de buna çok büyük bir şeye gerek yok çünkü. Şimdi bitirdim. Bakın orta kısmını yaptık. Bu ip böyle kalsın istemediğim için hemen şimdi onu şuradan içeriye alacağım. Evet. İçeriye çektim. Tohumumuzu tamamladık. Bayağı bir parçalarımız olacak arkadaşlar. O yüzden hani panik yapmayın ama adım adım ilerleyeceğiz. Strese de girmeyin. Şimdi bunun bu çiçeğimizin şu alt kısımdaki aynı şekilde bunun aynısı şu siyah kısmın aynısından yapacağız arkadaşlar. Sadece rengi yeşil olacak ve kenarında sarı olmamış olacak. İsterseniz onu videoda göstermeyeyim. Bitmiş haliyle döneyim. Arkadaşlar ben kamera arkasında bunu tamamlamış oldum. Sadece şunu size söyleyeyim. Şimdi bunun 12 yaptık. Sonra bir sıra daha döndük. Biraz böyle dolgun gözüksün diye yukarıya doğru bombeli gözüksün diye dedim ya. Bunda buna ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bunun son sırasını 12 taneydi. Son sırada 1 artı 1 bir tane ikili bir tane tekli şeklinde ilerlemek daha mantıklı. Çünkü alt kısmı şurayı daha dolgun kapatması gerekiyor. O yüzden sarı ipi doldurduğumuz yere 12-12 devam etmek yerine arkadaşlar bu 12 iken 4 daha eklediğinizde 16 olmuş olacak ya da 6 daha eklediğinizde 18 olmuş olacak. O şekilde tavsiye ediyorum. Ama aynı şekilde de yapsanız çok büyük bir problem değil. En fazla alttan kırmızı renk daha fazla gözükür. O da bir problem teşkil etmez. Şimdi arka kısmın yeşilini yaptık ve ön kısım tohum kısmının yerini tamamladık. Şimdi de yaprağı yapıyoruz arkadaşlar. Şu yapraktayız şimdi. Yaprakta bizim tele de ihtiyacımız olacak. Şöyle bunun santimetresini söyleyeyim ben size hemen. Arkadaşlar ben bunu ikiye katlayacağım. Dediğim gibi kalın teliniz varsa bu söylediğim santimetrenin yarısını almış olacaksınız. Buna kadar 22 santimetre. Size 11 santimetre olsa sizin işinizi görür. Şimdi hemen ipimi ben çok sarmaya alışkınım kusura bakmayın. Sürekli elimden açılmasından hoşlanmıyorum. Şimdi şuradan hemen bakın şu yapı şu görüntüyü vermemiz gerekiyor. 12 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 12 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincir çektik. Şimdi burada şuraya bakın. En son yaptığım değil de hemen onun yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Onun yanındakine yarım trabzan yapıyorum. Şimdi tekli trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 5 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi şu altıncısına yarım trabzan yapıyorum. Onun yanındakine sık iğne. Onun yanındakine yine sık iğne. Şimdi bir tarafını aslında tamamladık ama dönüşü yapacağız. O yüzden aynı sık iğne yaptığım yere bir tane daha yapıyorum. Ve şimdi karşı tarafına geçiyorum. Hemen iki sık iğne yani yere yaptım. Hemen onun yanındaki tek bir tane sık iğne daha yapmıştım. Oraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yarım trabzan yapıyorum. Simetrisini yapıyoruz. Geri dönüşü yani. Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra tekli trabzan yapıyorum. İpi de arada gezdirin. Temiz kalsın arkadaşlar. Evet.
Yine tekli trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir daha tekli trabzan. Şimdi 5 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi yine aldım tığ üstü. Buraya bir tane yarım trabzan yapıyorum. Onun yanındakine tekli trabzan. Onun yanındakine tekli trabzan. Şimdi şu başlangıç noktasına kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi telimizi alacağız. Biraz önce teli ikiye katlayacağım dedim. Diğeri için de çok özür diliyorum. Biraz karışık bilgi vermiş oldum size. Burada 22 santimden vazgeçmeyin. Diğer telim için söylemiştim. Tomurcuk kısmı için söylemiştim onu. Ben yanlışlık oldu. Şimdi burada son sıramızı telle birlikte öreceğiz. O yüzden elimden kaymaması için şurayı biraz kıvırıyorum. Daha rahat örülüyor böyle. Siz hangisi kolayınıza gelirse öyle yollar deneyebilirsiniz. Şimdi komple her bir trabzanın ya da sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın. 3 tane yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. Şuradaki şu diken görüntüsünü ya da bu şekli vermek için şimdi orayı yapacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. Bunun farklı yapılma şekilleri var. En kolayı şuradaki boşluğa batmak ve bir sık iğne yapmak. Bu sefer aynı yere tekrar batıyorum. Ben böyle daha güzel durduğunu düşünüyorum. Bir sonrakine batmak yerine aynı yere battığımızda daha dik ve güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 3 ya da 4 arkadaşlar. Arası biraz açık olsun. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine aynı. Hemen dibine batıyorum. Sonra aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi yine 2 oldu. 3 oldu. Geldim. Şimdi buraya yine aynısından yapıyorum. Belli aralıklarla zevkinize göre artırabilir, azaltabilirsiniz. Yenilikler ya da değişiklik yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Problem değil. Şimdi tepe noktasına geldiğimizde orada tekrar yapacağız. Şimdi bakın tam tepe noktasına geldim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Yine aynı yere sık iğne yapıyorum. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Dönüşe geçeceğimiz için telin boyunu ayarlamamız lazım. Bakın hemen boyu bir olmalı. Şunu ayarlıyorum. Şimdi buradan aşağı doğru iniyoruz. 1, 2 oldu. 3 oldu. Bakın diğerinin boyu kadar olsun. Şimdi bir tane daha yapmak daha mantıklı. Şimdi buraya 2 zincir çektim. Sık iğne yaptım. Aynı yere yine sık iğne yaptım. Burada biraz dikkat edin. Telle birlikte örmek insanı zorlayabiliyor. Evet. Şimdi bir daha yapıyoruz. 2 zincir çektim. Aynı yere bir daha batıyorum. Yine battım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buraya da batalım. Ve şimdi 2 zincir daha çekelim. Tekrar aynı yere batıyorum. Devam ediyorum. Atlamamaya çalışalım. Dolgun ve güzel görünsün. Şimdi tellerimi düzeltiyorum. Şimdi şuradaki ilk başlangıç yerim olan yere kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Ve ipimi şu uzunlukta kesiyorum. Çok fazla uzun kesmenizin de bir anlamı yok. İp israfına da gerek yok. Evet, yaprağımız hazır. Şimdi onu da kenara kaldırdık. Şimdi ben küçük parçalardan gidiyorum. Çiçeği farkındaysanız en sona bıraktım. Şimdi şu tohum kısmını yapacağız. Onun için yeşille başladık madem. Yeşille devam edelim. Şimdi ben yapraklarını yapayım. Ya da önce kırmızıyı yapalım. Çünkü onun büyüklüğüne göre yaprağın onu kapatmasını esas alacağız çünkü. Bir yanlışlık olmasın. Çok büyük olmayan bu boylarda bir yaprak yapacağız. Şimdi sihirli halkayla başlamak burada daha mantıklı geliyor. İyice çünkü şeklini kapatmak istiyorum. Şimdi buraya iki tane yaptım. İşte bir tane yaptım. İki. İki. Üç. Dört. Ve beş. Beş tane yapacağız arkadaşlar. Beş. Şimdi iyice çekiyoruz. Ve en baştakine kaydırma yapıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi artırma kısmı bu.
Her battığımız yere iki defa batıyoruz arkadaşlar. 5'te 10 olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 yaptım. Şimdi geliyorum yine ilk yaptığım yere kaydırıyorum. Zincir çekiyorum. Aynı yere 1, 2, 3, 4. Şimdi burada bir dolu bir boş gibi düşünün. İki tane tek bir, iki tane çift bir tek yapıyoruz. Şimdi çift, tek, şimdi çift. Artırma kısmı çünkü burası arkadaşlar. Buna bir yuvarlak görüntüsünü vermemiz için artırma yapmamız gerekiyor. Bir tek, bir çift şeklinde ilerliyoruz. Evet. Burası bizim sonuncu çiftimiz. Şimdi kaydırma yapıyorum. Şimdi bu kadar genişlik yeter. Şimdi aynı, sadece burada ne yapıyoruz? Kaç tane sık iğnemiz varsa o kadar batıyoruz arkadaşlar. Hiçbir artırma yapmıyorum şu anda. Artırma yok. Sadece sık iğne yaparak ilerliyorum. Ve bunu 3 sıra böyle devam edeceğim. 3 sıra boyunca aynı şeyi yapacağım. O yüzden 3 sıra sonra görüşelim. Sıranın sonuna, 3. sıranın sonuna geldik. Hemen kaydırma yapıyor ve bitiriyorum. Şimdi burada daraltmaya gideceğiz arkadaşlar. Yani topun diğer yuvarlak kısmını, orta kısmını ördük şimdi. Şimdi burada daraltmaya giderken şunu yapıyorum. Bir zincir çekiyordum, şimdi çekmiyorum. Buna değil de hemen yan tarafındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yan taraftakine bir sık iğne. Şimdi şuradakine, bu ön lob dediğimiz yerden bir tane alıyorum. Yan taraftakinin de ön lobunu alıyorum. İkisini bir sık iğne yapıyorum. Yani iki zinciri bir tane indirdik. Yanındakine bir tane batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Şimdi yine azaltma yapacağız. İki tane de bir taneyi azaltacağız arkadaşlar. Sadece bu, bunlar iki tane ya. Bakın şurada bir, iki. İki yüzü var ya bu zincirin. Ön taraftakini alıyorum. Diğerinin de ön taraftakini alıyorum. Ve 2'yi 1'e indiriyorum. Hemen yan taraftaki devam ediyorum. Şimdi burada da yine azaltmaya gidiyorum. Hemen bunu da azalttım. İkisini 1'e aldım. Yan taraftakine, son kısma geldik. Şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Diğerinin tepesine kaydırıyorum. Şimdi burada biraz önce dedim ya, bunun için çok büyük el yafa bir şeye gerek yok ama içinde dolgun durması güzel oluyor. O yüzden benim daha önceden böyle çocukların püskül yapıp attıkları, uğraşmadıkları püskül vardı. Onun iplerini kullanıyorum. Bunu makas yardımıyla içine doğru girdirirseniz şöyle içine dolgun durursa güzel oluyor. İki tane daha koysam güzel olur. Ama illa şey derseniz, böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Tabii ki el lafı tercih edebilirsiniz. Tercih sizin. Ben zaten görünmeyeceği için böyle bir şeyi tercih ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi son sıralarımız bunlar aslında. Böyle böyle bitireceğiz bunu. Şimdi şuradan hemen yine iki tanesini alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şeye dönüştürüyorum sık iğne. Yan taraftakini hemen alıyorum. Onları da, ikisini bir taneye dönüştürüyorum. Bundan sonra her birini bu şekilde, bakın. İki taneleri 1'e indiriyorum. İki taneleri 1'e indirerek. Şimdi son kalan şurada bakın. Bir tane de karşıdakinden alıyorum. Burası içte kalacak arkadaşlar. Görünmeyecek. O yüzden hepsini birden çıkarıyorum ve bir zincir çekip kesiyorum. Şimdi burada ne yapacağım peki? Şimdi bunun tepe kısmı, burayı düşünüyorum. Bunu şu içten şöyle tığımı sokuyorum. Bunu da içe doğru çekeceğim ve gizleyeceğim. Elinizle düzeltin arkadaşlar. Güzel bir görüntü verin. Sonra da şu kısmını, kısmı da biraz yapışkan bulaştığı için keskinliği biraz azalmış. Şimdi bakın, bunu yaptık.
Şimdi bunun büyüklüğüne göre yaprak yapacağız. Yani bunun etrafına şu yeşillerden yaprak öreceğiz ve tohum yeni açıyor görüntüsü vermiş olacağız. Şimdi yani anlayacağınız yeşille devam ediyoruz ve yaprak öreceğiz. Kaç tane zincirle bunu yapmışım? 2, 4, 6, 10 taneyle yapmamız yeterli. Hemen 10 zincir çekelim. İpiniz kalınlığı, inceliği farklı olabilir. Buna göre şunu deneyin. Şu an ben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Şimdi ben hemen şuna bakıyorum. Çünkü ip farklı olabilir. Eliniz sıkı olabilir. Şimdi mesela şuradan itibaren bunu kapatması gerekiyor, değil mi? 10 tane sanki az olmuş. Tepesine kadar çıksın istiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Yani illa 10 dedik 10 olacak. Öyle kendinizi zorlamayın. İpinize göre değişebilir. Elinizin sıklığına göre değişebilir. Şu an geri döndüm. İlkine değil, ikincisine sık iğne yaptım. Yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine bir, iki. İki defa da çıktığımız tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzana devam ediyorum. Bir önceki videomda galiba söylemiştim. Burada illa bunu tekli trabzan kaç tane olacak saymak yerine ben mesela şuradan bakıyorum. Son 3 tane kalana kadar tekli trabzan yapıyorum. Sonra bir yarım trabzan. Şurada yarım trabzan yapıyorum burada. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bu da aynı şu şey yaprak yaptık ya burada. Bu yaprak gibi aynı. Sadece sayıları değişiyor. Ortadaki tekli trabzanların miktarı değişiyor. Şimdi aynı yere bir daha batıyorum. Sık iğne çünkü dönüş yapacağım. Yaprağın dönüşünü. Şimdi hemen yan taraftakine, sıradakine bir sık iğne. Onun yanındakine bir yarım trabzan. Onun yanındakine tekli trabzanlarla ilerliyorum. İlerlerken de ipimi arada gezdiriyorum. Devam ediyorum. Geldim bakın. Şimdi ne yapıyorum? Yarım trabzan. Şimdi ne yapıyorum? İki tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi de yaptım. Şimdi şuradaki başlangıç yerine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi burada şu ipi şöyle tutuyorsunuz elinizde. Burası üst kısma gelecek, bu alt kısmı. O yüzden bu ipi gizlemenize gerek yok. Onu içine saracağız zaten. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaprakların ikisi de hazır. Bu yaprakları buna bu şekilde dikeceğiz. Monte kısmına geçtiğimizde şu an tomurcuğumuz hazır gördüğünüz gibi çok da şirin oldu. Bunu da yaprağın yanına koyuyorum hemen şuraya. Malzemelerimizi birer birer hazırlıyoruz. Şimdi bir tane de sadece tomurcuk yapmak istediğimi söylemiştim. Onu da yapayım hızlıca. Onun yöntemi biraz farklı. Yani ben bunun tomurcuk modelini başka bir videoda görmedim de ben başka bir çiçekten bunu uyarlayarak yapacağım. 3 zincir, 4 zincir çektim. Hemen birleştirdim. Küçük bir halka yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirin içerisine tekli trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapayım 8 olsun 8. Şimdi bu 8 taneyi yaptıktan sonra ilk yaptığım vardı ya onun tepesine kaydırıyorum şurada. Onun tepesine kaydırma yapıyorum ve düz olan tarafı dışa gelecek şekilde çıkartıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Şu artan ipim de içte kalsın. Şimdi aynı yere battım. Bakın aynı anda çıkarmıyorum. İkisi duruyor. Batıyorum. Çıkarmıyorum. 3'e çıktı. Bunların üçünü bir çıkarıyorum. Tığ üstü aldım. Sıradakine battım. Birinciyi çıkarıyorum. İkincisini bekletiyorum. Yine geldim. Birinciyi çıkardım, ikinciyi beklettim. 3 tane oldu, yine çıktı. Şimdi yine aldım. Sıradakine geldim. Bir, ikinciyi çıkarmadım, bekletiyorum. Yine çıkardım, bekletiyorum. 3 tane olunca çıkartıyorum.
Şimdi iyice bakın tamamlıyoruz. Şimdi buraya sıradakine geldim. Yine çıkardım, beklettim. Bir sıradakine geldim. Sonrakine. 3 oldu. Çıkarttım. Şimdi şurası bitmiş gözüküyor. Bunun içerisine yine ben ip koymak istiyorum. Yani doldurmak istiyorum onu. Şöyle bunu böyle elimle yuvarlak yapıp daha dolgun bir tomurcuk gözüksün istiyorum. Küçük şeylerle tabii uğraşmak biraz insanı zorluyor. Makas ucu çok işe yarıyor arkadaşlar. Mutlaka onu deneyin. İçine koydum. Şimdi zaten sona gelmiştik. Şimdi burada bütün uçlarını birleştirme yapacağım arkadaşlar. Bakın şuradan başlamıştım ya. Kaydırma yapıp birleştirdim. Biraz hafif elimle çeviriyorum. Şuradan başka bir yerden rastgele. Hiçbir herhangi bir kuralı yok. Bir yerden daha birleştirdim. Sağlam olsun istiyorum çünkü. Bir yerden daha birleştirmeyi düşünüyorum. Şurası olabilir. Rastgele önceki birleştirdiğiniz yerlerden bir zincir çekiyorum. Bunu bitirdim. Şimdi bu ucu da ne yapacağım yine? İçerilerde gezdireceğim. Şuradan alayım. Böyle bir tohum. Hiç daha açmaya başlamamış bir gelincik görüntüsü olmuş olacak. Bakın şu şekilde. Bu en küçük şeyi de bunda kullanmış olacağım yani. Bunu diğerine monte etmeyi düşünüyorum. Bitmiş halini tabii ki hep beraber göreceğiz. Şimdi bunu da ayırdım kenara. Şimdi geldik asıl büyük parçaya. Biraz video uzadı farkındayım ama çok şık, güzel bir çalışma olacak. O yüzden bunu sabırla takip etmenizi bekliyorum. Bazen yorumlarda bazı arkadaşlar çok hızlı ördüğümden şikayet ediyorlar. Kusura bakmayın biraz. Normal hayatta da hızlı yapmayı sevdiğim için biraz kendimi kaptırıyorum. Siz yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi bunun nasıl yapıldığı